Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda 11. sınıf soru bankası katı cisimler test 10 sorularını çözeceğiz. Hacmi yüzey alanına eşit olan kürenin yarıçapı nedir diyor. Yüzey alanı 4 pi r kare. Hacim 4 bölü 3 pi r küp. Yani 4 pi'leri buralarda sadeleştiriyorum. R kare ile r küpü sadeleştiriyorum. Burada 1, burada r kalıyor. 3'ü karşıya atarsam da r 3 çıkmış oluyor. Yarıçapı 3 olan kürenin hacmi nedir diye sormuş. 4 bölü 3 pi r küp, yani 3'ün kübü 27. Sadeleştirirsem 9, 9 kere 4'ten 36 çıkmış olur. Buz kalıbından yapılmış bir kürenin tamamı önce eritilip sonra dondurularak birbirine eş 125 tane buz küresi yapılıyor demiş. Şimdi başlangıçtaki büyük kürenin yarıçapı küçük kürenin yarıçapının kaç katıdır diye sormuş. Ya burada aslında hacimler oranı yapabiliriz. Yani küçük 125 tane eş buz küresinin bir tanesinin hacmine V desek. Büyüğünki 125V. Bu da işte R1 bölü R2'nin küpüdür. Burası 1 bölü 125. 1 bölü 125 neyin küpü? 1 bölü 5'in küpü. Yani aralarındaki oran 1'e 5 çıkmış oldu. Büyük kürenin yarıçapı küçüğün 5 katı çıkmış oldu. Dördüncü sorumuza gelelim. Bir kürenin en büyük çemberinin çevresi dediğinde biz 2 pi r'yi direkt 12 pi eş dediğimizde kürenin yarıçapını 6 bulmuş oluyoruz. Bu kürenin hacmi nedir diye soruluyor bize. 4 bölü 3 pi r küp diyeceğiz. 6'nın kübü 216, sadeleştirdiğinde 72, 4 ile çarptığında 288 çıkmış oldu cevabımız. Beşinci sorumuza bakalım. O1 merkezi kürenin hacminin O2 merkezi yarım kürenin hacminin oranı nedir diye sormuş. O1 merkezi kürenin hacmi 4 bölü 3 pi r küpten 27. 4 bölü 3 çarpı 27. Diğeri ise 4 bölü 3 pi r küp. Başında da 1 bölü 2'miz var. Yani 4 bölü 3 pi'ler aslında ortak. Yukarıda 27 var arkadaşlar. Aşağıda ise 1 bölü 2 çarpı 8'den 4 var. O zaman hacimler oranı 27 bölü 4 çıkmış oldu. Şekildeki dik dairesel silindirin yüksekliği 6 santim ve hacmi 96 pi demiş 6. sorumuzda. Kürenin yarıçapı nedir diye de sormuş. Şimdi arkadaşlar burada dik dairesel silindirin yüksekliği 6, hacmi ise 96. Yani silindirin taban yarıçapına ben r desem pi r kare h 96 pi. Şimdi bunları sadeleştirdiğim zaman ben r kareyi 16 bulmuş oluyorum. R 4. Yani silindirin yarıçapı 4 çıkmış oldu. Yükseklik 6 ise buradan itibaren zaten kürenin merkezinden itibaren 3 3 bölünmüş demektir bu. Dolayısıyla ben şu iki uç noktayı birleştirecek olsam kürenin yarıçapını 5 bulmuş olurum. 7. sorumuza gelelim. Yarıçapı 6 olan yarım daire 360 dereceden duruluyor. Oluşan cismin hacmi nedir diyor. Şimdi arkadaşlar bir yarım daireyi 360 dereceden döndürdüğünüz zaman bir küre elde etmiş olursunuz. Yani burada 6 santim yarıçaplı bir küre elde etmiş olursunuz. Bu 6 santim yarıçaplı kürenin hacmi bize soruluyor. 4 bölü 3 pi r küp. O da 216 ile 3 sadeleştiğinde 72. 4 ile çarptığında cevabı 288 yapmış olur. Yarıçapı r olan kürenin hacmi ile koninin hacimleri birbirine eşittir. H bölü r demiş. Şimdi kürenin hacmi 4 bölü 3 pi r küp. Koninki ise 1 bölü 3 pi r kare h. Şimdi bölü 3'leri, pi'leri sadeleştiriyorum. R kare ile burayı da sadeleştirip r yazıyorum. Solda 4 r kaldı elimde. Sağda ise h. R'yi sağ tarafa attığımda h bölü r 4 sonucunu elde etmiş olurum. 9. sorumuza geldik. Yukarıdaki şekilde dik silindire içten teğet bir küre verilmiştir diyor. Buna göre kürenin hacminin silindirin hacmine oranı nedir diye soruyor. O1B 2'ymiş ve buranın tamamı 6'ymış. Şimdi arkadaşlar O1B 2 ise aslında kürenin yarıçapı 2 demektir burada. Silindirin de taban yarıçapı 2. Dolayısıyla kürenin
hacmi ve silindirin hacmini ben yazacak olursam, kürenin hacmine başlayayım. 4 bölü 3 pi r küp, yani 2'nin kübü. Dolayısıyla 8. Bölü silindirin hacmine geldim. Pi r kare h. Yani burada pi'leri sadeleştiriyorum. Yukarıda ne var arkadaşlar? 32 bölü 3 var. Aşağıda ise 24 var. Onu da ters çevirip 1 bölü 24 diye yazıyorum. 8'e sadeleştirdim 3. 8'e sadeleştirdim 4. Yanıtımız 4 bölü 9 çıkmış oluyor. 10. sorumuza gelelim. Dik dairesel koninin hacminin küre hacmine oranı nedir diye sormuş. Şimdi burada kürenin yarı çapına ben yine r diyecek olursam, bu aynı zamanda koninin taban dairesinin de yarı çapı olur ve koninin yüksekliği olur aynı zamanda. E şimdi kürenin hacmi 4 bölü 3 pi r küp. Sonra koninin küreye oranı sorulmuş. O yüzden koniyi de yukarıya yazıyorum. 1 bölü 3 pi r kare h diyeceğim. H da r. Şimdi pi bölü 3'leri sadeleştiriyorum. Buralarda zaten r küp oldular. Onları da sadeleştiriyorum. Yukarıda 1, aşağıda 4 kaldı. Koninin hacminin kürenin hacmine oranı 1 bölü 4 çıkmış oldu. 11. sorumuz. Bir ayrıtı 6 santim olan küpün içine tüm yüzeylere teğet bir küre yerleştiriliyor. Bu kürenin hacminin alanına oranı nedir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar, bir ayrıtı 6 olan küpün içine biz küre yerleştirecek olursak, şimdi bunun içine yerleştirecek küre tüm yüzeylerde şekle teğet olacağı için, ayrıt 6 birimse kürenin çapı 6 birim olur. Çapı 6 birimse de yarı çapı 3 olur. Yarı çapı 3 ise hacmiyle alanını biz bir oranlayalım bakalım. Hacmi 4 bölü 3 pi r küp, yani 3'ün kübü, bölü alanı 4 pi r kare, yani 9. Yani 4 pi'leri sadeleştirdim. 27 ile 3'ün sadeleşmesinden 9, cevabımız 9 bölü 9, yani 1 çıkmış oldu. 12. sorumuz. Karpuzdan hacminin 5 bölü 12'si büyüklükte bir dilim kesiliyor diyor. Buna göre alfa kaç derecedir diye soruyor. Arkadaşlar, bu direkt olarak şudur. 5 bölü 12'si alfa bölü 360'ıdır aslında. Yani biz 12V'yi 360 dereceye denk getiriyorsak 5V'de alfa dereceye denk gelir, yani anlayacağınız. 12'leri karşılıklı sadeleştirdim, 30. İşler dışlar yaptığımda alfa 150. Demek ki 150 derecelik bir dilim kesilmiş diyebiliyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.